Devamı Sen şimdi çok gelir. böyle taklitlerini yaptın ama programın başından beri bir taklit istiyorlar. Ne diyorlar? Aykut Kocaman diyorlar. Israrla Aykut Kocaman Aykut istiyor. Kocaman taklidi kolay değildir ya. Ya Aykut Kocaman hocamız, buradan selamlarımızı söylüyorum. 5-0 da kazansa, son saniye golüyle 2-1 de kaybetse, doğum günü de olsa, muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan maçta yine penaltılarla da kazanmış olsa, Aykut hocamın duruşu değişmez. Bu 90 artı 4'te gelen galibiyet golü sonrası Aykut hocamın tepkisi. Yedek kulübesinde. Ama coşkuyu görmediniz mi? Hani şunu bir kaçırmayın arada, yani büyük bir coşkuydu bu. Hiç böyle atlayıp zıplayıp ya da görmez. 90 artı 8'de belki de bir dakika fazla oynanan maçta son dakika golüyle kaybedilen 3 puan. Hocam maç nasıl oldu? İşin açıkçası çok koştuk, çok efor sarf ettik, çok gittik, çok geldik. 1-0 öne geçtiğimiz zamanlarda da galibiyet golünü bulabilecektik. Bir düşünme, yani biraz sürüyor. Telaş etmeyin, yani röportaj devam ediyor, kesmeyin orada. Hani tabii. Aradan bazen soru soruyorlar hocaya. Daha bitmedi. Hocanın daha bitmedi. Yani cevabı bitmeden yeni yeni sorular yapıştırıyorlar. Yapıştırmayın, müsaade edin. Yani devam ediyor. Yapacak bir şey yok. İkinci yere başlarken sorumlusuna verdiğim taktiklerin içerisinde çok gittik, çok geldik, çok efor sarf ettik ve maalesef kaybettik. Bu. Kazandık, çok sevinçliyiz. Aynı. Aynı, aynı. Hani kaybettik, çok üzüldük. Çok üzüldük. 3 puandan daha fazlaları kaybettik. Özellikle rakiplerimizin puan kaybetti bu hafta. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. 3 puandan fazlasıyla özellikle rakiplerimizin kaybettiği haftada da. Ben hocayı, ne oldu dedi? Ben hocayı doğum gününde merak ediyorum. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni gerçekten. Ama gerçekten yok, orada öyle değildir herhalde abi artık ya. Yani değildir. Bence de değildir. Değildir. Ya. Yani bir kamera gerilimi vardır herhalde. Yani. Harika gerçekten. Açıkçası, işin açıkçası, yani bir de klişe laflar vardır yani. Evet. Aykut hocamın ki işin açıkçası mesela. İşin açıkçası. Mesela Abdullah hocada benim gözlemlediğim bir bölgeler var. Bir parselizasyon, evet, parselizasyon var. Yani onu ben zor söylüyordum, öğrendim. İskan durumları var. Hocanın bir imar durumları var. Tapu yani. Kadastro. İkinci bölgeden üçüncü bölgeyi oradan. Sinüsü kaç hocam yani bu. Şimdi MVKM oradan gidecek de bunun tanjant açılımına baktığımız vakit bilmiyorum ki bu kadar teoriyle, yani bilemiyorum yani. Gordon Milne vardı mesela. Her maç çok zordu onun için. Fix. Hep beyaz şortuyla. Bir sorar mısınız Gordon Milne nasıl maç nasıl geçti? How is the game? It's a hot game, you know. Her maç. Doğru vallahi. Ya, kazanmış, kaybetmiş. It's a hot game, you know. İngiliz aksanı bak. We try, sir. We try. Yani. Liverpool aksanı değil mi? Oh, yeah. Yeah. I don't know. We take a lot of next game. We're hard game. Then şey vardı işte benim. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkçe biliyor da aslında Gordon Milne. Bilmez mi canım? Hiç soruyu anlıyor fakat ısrarla şeyi bekliyor. Türkçe iyi bilir. It's very hard game. Hepsi mi hard game babacığım ya? Yeah. Adana Demirspor 11-0 yendi. Adama hard game yani. 10-0 değil mi? 10-0. It's a hard game, you know. Baba 10-0 ya. Gordon. Metin Ali Feyyaz. 10-0 yani. Fatih hocamın hemen bir şeyi, yani o yüz ifadesi. Ne sorarsan sor. Şını. Kafadan öyle başlar. Hocam ne söyleyelim? Şını kalamarla. Muhtemelen şeyde de öyledir yani. Hangi tişört alsak? Şını small olmaz. Açıkçası. Muhtemelen öyle yani. Hoca hangi da açıkçasını çok kullanmış. Hocam hangi arabayı alalım? Şimdi beyaz, siyah olur, kahverengi olur. Birini alalım. Şimdi
Erman Hoca da şey hani bir komplo var da açığa da çıkarmak üzereyiz ama tam da emin değiliz. O mesela gerilim var. Ben Erman Hoca'yı da çok seviyorum onu. Daha doğrusu mevzu çok da önemli değil benim için. Tarz, o tavır, onu seviyorum. Hocam siz ne diyorsunuz? Sizce penaltı mı? Arkadaş. Muhtemelen MHK kaynıyor. Tabii. Bilmiyoruz yani. Serdar Tatlı'ya soruyorum. Zaten duydu Serdar Tatlı. Kesin yani. Duymuştu. Yani şuradan 2,5 kilometre ötede oturuyor. Yani ekrana gerek yok. %100 ya. Bir de kameraya bakıyor. Sevgili Serdar. Yani evet diye bakabilir oradan. Oradan hani. Ses geliyor. Buyur abi. Yani şey önemli değil o saatten sonra. Yani atamalar vesaireler. Cüneyt bunu hep yapıyor. Ne yapıyor? Yani karidesi sade mi seviyor? Yani banmıyor mu içine? Yani? Nasıl yani? Kesinlikle onu söylüyor. Devam peki hocam yani ama ben o atamada bir de yani sorunun artık en top noktasında bir de öldürücü soruyu soruyorsun ya. Bunu bilinçli mi yapıyorlar hocam? Burada bir manipülasyon mu var hocam falan? Duyuyoruz. Duyuyoruz arkadaş. Duyuyoruz arkadaş. Ya çok güzel ya. Ya ben mesela hani araba hocam otelde bizi seyrediyordu. İnşallah. Hocamın araba almaya gittiğindeki tarzını feci merak ediyorum. Oo mesela. İyi pazarlık yapar. Bunun sunroofu var diyorsun. Koltuk ısıtması var mı? Var mı? Tabii ki. O da var. Otomatik diyorsun. Tam otomatik mi? Yarı otomatik mi arkadaş? Sürüyorum arkadaş! Hocam! Al götür arabayı hocam. Senin olsun. Peşinat %20 diyorsun. %18 olmuyor mu arkadaş? Ya. Hocam, yani dükkan senin. Tabii canım. Öyle konuşsun arabayı bedava alır. Yani harika, iş görüşmesine gidiyorsun. Tabii. Yani olmayacak şey de hani. Düşün, maaşını tayin edecek olan diyelim Erman Hoca. İnsan Kaynakları Daire Başkanı ve maaşını tayin edecek. Düşünsene. Ne istiyorsun sevgili kardeşim? İletişimi bitirdi. Güzel. Yüksek lisans da var. Ne de güzel. Ne istiyorsun arkadaş? Siz takdirci. Bana bırakma. Bana bırakırsa vermem. Şu anda stüdyoda sanki Erman Hoca var gibi aynısı oldu gerçekten. Ya. Şimdi bir de kimin sözü yapacağız? İngilizler. Bir de hani bir yerde bir sohbet var ya hani mesela bir yere girilmiş hani Falcon'un performansı hani. Hoca eğer o mevzudan hoşlanmadıysa o mevzuda orada devam etme şansı yok. Yok tabii. Onu bırak da diyeyim değil mi? Ömer niye salacak? Güzel. Abi geliriz ona hocam. Nasıl olacak? Ya hoca ile ilgili bak bir şey çok kısa bir anekdot. Hoca ile dışarıda bir yerdeyiz, yemek yedik. Yola çıktık. Taksiye bineceğiz. Bir taksi geldi. Bir tane de genç bir çocuk var. Hoca ile aynı anda elini uzattılar kapıya. Hoca çocuk hocayı gördü. Doğal olarak elini geri çekti. Hoca bindi. Ben binerken yanında da arkadaşları var çocuğun. Kız arkadaşı bana. Ya oğlum niye bıraktın taksiyi? Ya bir tane taksi geldi. Ona da Erman Hoca ile ortak olduk. Olacak iş değil. Ne yapayım dedi yani. Ben mi bineyim şimdi dedi. İnanamazsın. Hoca nasıl gülüyor? Ama hoca inmedi takside tabii. Yaşı büyük. Alır götürür. Ya abicim yani bir tane taksi varsa gecenin bir yarısıysa tabii. Erman Hocam oradaysa o taksi o binecek. O biner. Yani kusura da bakmasın yani. Yani o genç kardeşimizi de neredeyse tebrik ederiz. Evet, kimin sözü yapacağız şimdi? Kimin sözü? Bir söz paylaşıyoruz sizinle. Bu sözü kim söylemiş olabilir? Onu bilmek benim istiyoruz. Benim bir kere bildiğim bir soru bu. Yani hiç evet, pek performansı iyi değil Serdar Sarı'dan. Tahmin tabii biraz da bu. Ama bu, içeride bir Cengiz Han var. İnanılmaz tuzaklar kuruyor. Öyle bir fotoğraf koyuyor. Diyorsun ki kesin bu söylemiştir. Şimdi gelsin görürsün. Evet zaten kafanız karışsın diye o isimleri belirliyor Cengiz Han'da. Evet gecenin ilk kimin sözü sorusu gelsin ekrana. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bilmiyoruz. Bunu Samet Aybaba mı Rıza Çalınbay mı Ziya Doğan mı söylemiş? Olabilir. Samet Hoca söylemiştir diyorum ben.
Evet, son sayfa etiketine izleyicilerimizin de cevaplarını alalım. Bakalım tahminler nasıl gelecek? Egemen Bey, Samet demiş. Samet Aybaba demiş. Hayır, bunu Osman kim Bey söyledi?